Bismillah. Merhaba arkadaşlar. Lafız bahislerini ele almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz derste lafzi delalet bahislerini ele almıştık. Lafzi delalet, delaletin türlerinden birisiydi. Öncelikle delaleti ele aldık, sonra kısımlara indik. Lafzi delalete geldik. Vaz'i lafzi delalet. Bunun türlerini ele aldık, lafzi delaletin. Mutabakat, tazammun ve iltizam olmak üzere üçe ayrılıyordu. Biz mantıkta asıl olarak mutabakat yoluyla delalet eden lafzı inceleyeceğiz. Mutabakat yoluyla delalet eden lafız. Yani konulduğu mananın tamamına delalet eden lafızları incelemeye çalışıyoruz. O yüzden bu, hatırlayın, lafız tablomuzu açayım şöyle. Delalet tablosu değil mi? Evet, delalet tablosu. Delaleti kısımlarını ele aldık şöyle. Sonra lafzi delaleti ele aldık. Mutabakat, tazammun, iltizam dedik. Şu mutabakattan devam ediyoruz. Mutabakat yoluyla delalet eden lafızdan devam ediyoruz. Tamam mı? Onu unutmayın. Şöyle diğer tabloyu da bir göstereyim. Aklınızda kalıcı olsun. Oradan itibaren, mutabakattan itibaren yeni bir tablo yaptık. Ne yaptık? Mutabakat yoluyla delalet eden lafız. Açmadım değil mi onu da? Şimdi açayım. Mutabakat yoluyla delalet eden lafız. Şu kırmızı başlığı öyle düşün. Lafız başlığını mutabakat yoluyla delalet eden lafız olarak düşün. Bugün müfret ve mürekkep olarak ikiye ayrılmasını ele alacağız. Yani mutabakat yoluyla delalet eden lafız. Bu lafızın bir parçası manasının bir parçasına delalet ediyorsa mürekkep diyeceğiz buna. Ne gibi? Taş atan gibi mesela. Taş mananın bir kısmı, taşın manası. Taş lafzının manası, taş atan lafzının manasının bir kısmı. Atan lafzının manası, taş atan lafzının manasının bir kısmı, bak. Mürekkep. Lafzın parçası mananın parçasına delalet ediyorsa mürekkep. Lafzın parçası mananın parçasına delalet etmiyorsa müfret. Mesela in hayvana delalet ediyor da san nata delalet etmiyor. İnsan tek bir lafız. Parçalara bölünmeyen bir lafız. İşte bu müfret mürekkep ayrımını bugün ele alacağız. Bir sonraki derste külli, cüz'i ayrımını ele alacağız. Bakın müfredin kısımları. Sonraki derste de arazi, zati ayrımını ele alacağız. Ondan sonraki derste bunların kısımları olan beş külli bahislerine giriş yapacağız. Bakın böyle adım adım ilerliyoruz. Analitik bir şekilde. Öncelikle delaleti ele aldık. Delaletin türlerini ele aldık. Delaletin türlerinden vaz'i lafzi delalete indik. Vaz'i lafzi delaletin 3 tane türü var dedik. Mutabakat, tazammun, iltizam. Bizi ilgilendiren asıl olarak mutabakattır dedik. Mutabakatla delalet eden lafız mürekkep veya müfrettir diyerek bugünkü dersimize başlıyoruz. Tamam. Sümmel lafız. Mutabakat yoluyla delalet eden lafız. İmme müfret. Ya müfrettir. Ev basit ve basit. Müfret ve basit aynı anlamda burada. Ve imma müellef ve mürekkep. Veya müellef veya mürekkeptir. Müellef ve mürekkep de aynı anlamda. Yani ya müfrettir ya mürekkeptir. Li'ennehu. Çünkü lafız imma en la yurad bi cüz'in minhu. Lafızın parçasından kastedilmez. Ney? Eddelale ala cüz'in cüz'il ma'na. Mananın parçasına delalet kastedilmez. Şurayı eklemiş. Ev yurad veya kastedilir. Vel evvel el müfret. Eğer kastedilmezse o müfrettir. Kastedilirse mürekkeptir diyecek az sonra. Yani parça, lafzın parçasıyla mananın parçasına delalet etmek kastedilirse mürekkep. Kastedilmezse müfret. Müfret neymiş? Ve huvellezî lâ yurâdu bil cüz'i minhu. Lafzın parçasından kastedilmeyen. Delâle alâ cüz'il mâna. Mananın parçasına delalet kastedilmeyen.
lafızın parçasından mananın parçasına delalet kastedilmeyen, irade edilmeyen lafız müfret lafızdır. E'am, bu müfret lafız 5 tane grubu içine alacak. Yani 5 tane durum söz konusu. Bunların hepsini içine alacak müfret lafız. Dışında kalanlar mürekkep diyeceğiz ondan sonra. Min en la yekune lehu cüz. Lafızın hiçbir parçası olmaması durumu. Ke hemzetil istifham. Soru hemzesi gibi. Soru hemzesi tek bir harftir. Bir parçası yoktur yani. Dolayısıyla soru hemzesi zorunlulukla müfret lafız olmak zorunda. Neden? Çünkü zaten lafzının parçası yok ki mananın parçası var veya yok diyerek o lafzın parçası şu mananın parçasına delalet ediyor diyelim. Zaten lafzın parçası yok. Otomatik olarak o zaman ne oldu? Müfret lafız oldu. Otomatik olarak. Bu bir. İki. Ev yekûne lehucuz veya lafzın parçası olur. La li manâhu. Ama mananın parçası olmaz. Ken noktati. Nokta gibi mesela. Nokta lafzı gibi. Nokta lafzının parçaları var. Bakın 3-4 tane kelimeden, harften oluşuyor. Ama noktanın manasının parçası var mı? Yok. O zaman istediği kadar lafızın parçası olsun, mananın parçasına zaten delalet edemez. Mana tek bir mana. Basit bir mana. Bu iki. Ev kâne li ma'nâhu eydan cüz. Üçüncü kısım. Lafızının parçası var, manasının da parçası var. Bu üçüncü kısım 3 tane kısma ayrılacak. Geride 2 tane geçmişti. Toplam 5 tane kısım söz konusu. Birincisi, lafızın parçası yoksa otomatik olarak müfret lafız. İkincisi, lafızın parçası varsa fakat mananın parçası yoksa, basit bir manaysa yine müfret lafız olmak zorunda. Nokta. İki. Üç. İkisinin de parçası var. Lafızın da parçası var. Mananın da parçası var. Burada da 3 tane durum söz konusu. 3, 4, 5 olacak. Toplamda 5 tane kısmımız olacak. Önemli olan bu kısımları ezberlemek değil ama yani teker teker ele almışlar. Çünkü bazı itirazlar getirilmiş. Sofist zihniyetle yapılan itirazlar getirilmiş. Yani öyle diyorsunuz ama işte şunlar var ne diyeceksiniz diye böyle itirazlar getirilmiş. Onlar bir daha getirilemesin diye bu kısımları tek tek zikretmişler yani. Zaten bu bizim kitaplardaki zorlukların sebebi hep bu hakikat inkarcısı sofistlerin itirazlarına verdikleri cevaplar. Yani 2+2=4 adam niye 5 olmasın ki dediği zaman artık sen başlıyorsun çabalamaya. Başlıyorsun apaçık şeyler hakkında sayfalarca yazıyorsun. Ondan sonra dönüyor sana diyor ki ya niye bu kadar uzattın? Niye bu kadar laf dolaştırıyorsun? Sen inkar ediyorsun. Ondan dolayı sana açıklama ihtiyacı hissediyoruz. Veya senin kafasını karıştırdığın insanların kafasının karışıklığını gidermek için bunları ifade ediyoruz. Varlık, mahiyet, imkan, zorunluluk bu manaları açıklamak zorunda kalıyoruz. Normalde ne yapacaktık? Direkt başlayacaktık felsefeye. Varlık ya mümkündür ya zorunludur vesaire bu şekilde devam edecektik. Ama öncesini açıklamamız gerekti. Bu sofist itirazlardan dolayı. Bunu da o şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani normalde istifham hemzesini burada zikretmesine gerek yok. Ama ne demiş? İşte lafzın parçasıyla mananın parçasına delalet kastedilmezse müfret lafızdır dediğimiz zaman sofistin birisi kendini zeki sanan demiş ki istifham hemzesi ne olacak? Onun parçası yok. Diye böyle kendince zeki görünmeye çalışan bir soru sormuş. Onu işte cevaplamak için bunları ekliyorsun buraya. O adam başkalarının kafasını karıştırmasın diye bunları ekliyorsun. İşte ondan sonra ne oluyor? Okuyan zeki adam da ya bunların burada gerek yoktu ki niye zikretmiş diyor. İşte ondan dolayı zikrediyor. Sofistler bir şekilde bunlara itiraz getirince onlara cevap babında bunları tek tek zikretmesi gerekiyor. Tamam. Üçüncü kısım ne? Lafzın da parçası var. Mananın da parçası var. Neredeyiz? Evet, lafzın da parçası var. Mananın da parçası var. Ve la yedullu ala cüz'il ma'na. Fakat lafzın parçası mananın parçasına delalet etmiyor.
Ne gibi? İnsan gibi işte. İnsanın bakın lafzının da parçası var. Harfler var burada. Mana hayvanı natık. Bakın iki parçadan oluştu. Ama mesela in fe innel elif. Mesela elif. Baştaki elif harfi. Minhu. İnsanın elif harfi. Mesela la yedullu alel hayva. Hayvan manasına delalet etmiyor değil mi? Bu bir. Üçüncü kısmın birinci kısmı yani. Bu birinci kısmı. Ev delle ala cüz'il ma'na eyden. Veya lafzın parçası mananın parçasına delalet ediyor. Lakin la yedullu ala cüz'i ma'nahu. Affedersiniz. Öncelikle şöyle diyeceğim. Lafzın parçası manaya delalet ediyor. Mananın parçasına delalet ediyor. Ama lafzın manasının parçasına delalet etmiyor. Ne gibi? Ke abdillahi alemi. Özel isim olarak Abdullah gibi. Özel isim olarak değerlendirelim Abdullah'ı şimdi. Abdullah'ın abd lafzı Allah'ın kulu manasının parçasına delalet ediyor mu? Ediyor. Ama Abdullah'ın Abdullah lafzının manası Allah'ın kulu manası değil ki. Abdullah lafzının özel isim olduğu zaman manası ne? Şu şahıs. Şu şahıs. Dolayısıyla o abd kelimesi mananın parçasına delalet etmedi. Abdullah lafzının manasının parçasına delalet etmedi. Allah'ın kulu manasının parçasına delalet etti. O yüzden bu da müfret lafızdır. Yani biz özel isim olarak Abdullah dediğimiz zaman abd ile kul kelimesini anlamını kastetmiyoruz. Abd ile bir şeyi kastetmiyoruz. Çünkü Abdullah tek bir lafız burada. Tek bir lafız. Müfret. Ama abd lafızı Allah'ın kulu manasının parçasına delalet ediyor mu? Ediyor. Doğru. Ama Abdullah lafzının manası Allah'ın kulu manası değil özel isim olduğu zaman. Özel isim olmadığı zaman doğru. Abdullah mürekkep lafız olacak. Ama özel isim olduğu zaman ab lafzı Allah'ın kulu manasının parçası olan kul manasına delalet etmiyor. Şimdi söylenmeye çalışılan şu. Ab lafzı Allah'ın kulu manasındaki kul manasına delalet elbette ediyor. Ama özel isim olduğu zaman Abdullah lafzının manasının parçası değil bu. Abdullah lafzının manası ne? Şu şahıs. Onun parçası kul ve ilahlık değil ki. O yüzden ne diyor? İz leyse şey'un minel ubudiyyeti vel uluhiyye. Çünkü kulluk veya kulluk ve ilahlık cüz'en li şahsil mu'lem. Özel isimle isimlendirilmiş bir şahsın parçası değildir. Yani şu şahsın parçası değil. Şu şahıs tek bir varlık. Şu şahsın parçası kulluk ve ilahlık değil. Abdullah lafzının manası o çünkü. Abdullah lafzının manası şu şahıs. Özel isim olduğu zaman. Evet, abd kelimesi Allah'ın kulu manasının parçasına delalet ediyor. Ama özel isim olan Abdullah lafzının manasının parçasına delalet etmiyor. Nüans bu. Bu iyi anlaşılması lazım. Tamam. Bu da ikinci kısımdı. Üçün ikinci kısmıydı. Ev delle ala cüz'i ma'nahu veya evet lafız lafzın parçası mananın parçasına da delalet ediyor gerçekten. Lakin la yekunu delaletuhu muradeten. Fakat burada kastedilen o delalet değilse yine müfret lafız olmaktan çıkmaz. Ne gibi mesela? Kel hayvani natık alemi. Özel isim olarak hayvanı natık kullandığımız zaman mesela bir insana hayvanı natık ismini taktık özel isim olarak. Ne oldu? Hayvan lafzı hayvanı natık manasının parçasına delalet ediyor mu? Ediyor. Fakat hayvanı natık özel isminden özel isminin manası ne? Şu şahıs değil mi? Hayvanın artık özel isminin manası şu şahıs. Peki bu şahsın
Parçası mı hayvan manası? Evet, bu şahsın parçası. Bu denk geldi sadece. Kastınız bu değildi. Yani bu vazı ile hayvanın atık vazı ile hayvan lafzı, bu hayvanı natık lafzının vaz edildiği mananın parçasına delalet etmiyor. Bu vazı ile delalet etmesi lazım. Hayvanı natık özel ismi koydun. Hayvan kelimesi, buradaki hayvan kelimesi hayvanı natık manasının parçasına delalet ediyor. Ama hayvanı natık özel ismi burada hayvanı natık manası kastedilerek konulmuş bir isim değil. O yüzden ikisini birbirinden iyi ayırmak lazım. Bakın Abdullah örneğinde neydi? Abdullah örneğinde abd lafzın manasının parçası değildi. Çünkü lafzın manası ne? Şu şahıs. Kul, kulluk şahsın parçası değil. Manasının parçası değil. Değil mi? Burada bakın parçası oldu. Hayvan lafzının manası şu şahsın parçası, evet. Ama burada hayvanı natıktaki hayvan bu şahsın parçası olması bakımından koyulan bir vazı değil. Kastın da aynı şekilde lafzın parçasının, mananın parçası olacak şekilde vaz edilmesi olması gerekiyor. O yüzden Abdullah lafzı da, hayvanın atık lafzı da özel isim oldukları zaman müfret lafızdır. Bunu böyle anlayacağız. Her ne kadar hayvanın atık özel ismindeki hayvan lafzı şu şahsın parçasına, yani hayvanlık manasına delalet etse de hayvanın atık özel isminin konulması bu kasıtla değildir. Burayı derin düşünmeniz lazım, önemli. Tamam. İz leyse şey'un min ma'nel hayvani ve natıkel cüz'eyn bir insan. Çünkü insanın iki parçası olan hayvan ve natık el cüz el şahsi el mu'lem. Özel isimli şahsın parçası değildir. Murad el indel alem. Özel isim takıldığı zaman oradaki kasıt bu değildir. Hayvan, natık, özel ismi takıldığı zaman bu tek bir özel isim olarak takılmıştır. Özel isim olarak takılıyor. O yüzden oradaki hayvan, evet tesadüfen o delalet ettiği mananın parçasına delalet etti. Şahsın parçası hayvanın atık ya. Şahsın kendisi hayvanın atık hayvana delalet etti. Ama hayvanın atık özel isim olduğu zaman şahsın kendisi kastediliyor. Onun hayvanın atık oluşu değil. O yüzden bir lafzın parçasının o lafzın manasının parçasına delalet etmesi için o vazı ile delalet etmesi gerekir. O vazı ve o kasıt ile delalet etmesi gerekir. Eğer delalet etmiyorsa parça, lafzın parçası, mananın parçasına aynı vazı ile ve aynı kasıt ile delalet etmiyorsa yine de müfret lafı olmaya devam eder. Abdullah ve hayvanın atık örneğinde olduğu gibi. Özel isim olmasaydı bunlar düşünen hayvan diyecektik, mürekkep lafız diyecektik. Düşünmek ve hayvan manaları, düşünme lafzı ve hayvan lafzı örtüştü ikisi birbiriyle bakın. Buna mürekkep diyecektik. Abdullah'a da aynı şekilde Allah'ın kulu. Aynı şekilde mürekkep diyecektik. Tamam. İzil alem. Çünkü özel isim şey'un la yuradu bihi illa zat el muayyen. Özel isimden ancak muayyen belirli bir şahıs kastedilir. Me'a kat'i nazar an hakikati zat. Zatının hakikatinden kat'ı nazar ederek. Yani biz zatının hakikatini hayvanın atık olmak. Adı hayvanın atık olsa da hayvan lafzı zatının hakikatine delalet etmiyor bakın. Neden? Çünkü özel isimde zatının hakikati beni ilgilendirmiyor. O şahıs ilgilendiriyor. Şahıs için vaz ettim bu lafzı. O yüzden hayvan lafzı özel isim, hayvanın atık özel isim olduğu zaman hayvan lafzı bir cüze işaret etmiyor. Bir şeye işaret etmiyor bu durumda. Hayvanın atık dediğin zaman özel isim tamamlanıyor ve o şahsın kendisine işaret etmiş oluyorsun. Ama sadece hayvan lafzını söyleseydin veya yukarıda sadece abd lafzını söyleseydin özel isim olması bakımından hiçbir şeye delalet etmezdi. Evet, sadece lafız olması bakımından Allah'ın kulunun parçası
Sadece lafız olması bakımından hayvanın atığın parçası. Hayvanın atık manasının parçası. Ama özel isim olan Abdullah'ın parçası değil bu. Özel isim olan Abdullah'ın manasının parçası değil. Özel isim olan hayvanın atık manasının parçası değil. Parçası, hayvanın atık manasının parçası ama özel isim vaz'ıyla kasıt bu değil. Ondan dolayı yine müfret lafız oldu. Herhalde artık anlaşılır olmuştur. Ela yura, dikkat edersen, dikkat edilirse ennel mu'lem, özel isim alan şahıs, lev kâne gayrel hayvan, en natık, hayvanın natıktan başka bir şey olsaydı, mesela gülsü oldu, gülsü. Lem yetegayyer halül alemiyye. Alemlik yani özel isimlik durumu değişmezdi. Gülsü diyorsun, gül kelimesiyle bir kısmına mı işaret ediyorsun bunun? Hayır. Suyla başka bir kısmına mı? Hayır. Tek bir şahsa işaret ediyorsun. O yüzden bu lafızların manaları alemlik, özel isimlik vaz'ıyla alakasızdır. Sadece lafızların manasına baktığın zaman özel isim vaz'ından başka bir şey o. Ama özel isim vaz'ı düşündüğün zaman o özel isim vaz'ı yine müfret lafız olmak zorunda. Tamam. Fel müfret hamsetu aksam. Bu durumda müfret 5 tane kısımdır. Neydi? Birincisi lafzının parçası yok. İstifham hemzesi gibi. Bu bir. İki, lafzın parçası var ama mananın parçası yok. Nokta gibi. Üç, lafzın da mananın da parçası var. Ama lafzın parçası mananın parçasına delalet etmiyor. Hiçbir şekilde. İnsan lafzı gibi. İnsan hayvanın atık gibi. Üç, veya lafzın parçası mananın parçasına delalet ediyor ama lafzın manasının parçasına delalet etmiyor. Abdullah gibi. Lafzın parçası abd. Mananın parçasına Allah'ın kulunun kul manası delalet ediyor. Ama lafzın manasının parçası bu değil. Lafzın manası ne? Özel isim olan Abdullah'ın manası şu şahıs. Bu şahsın parçasına delalet etmiyor kul kelimesi, abd kelimesi. Veya lafzın parçası var. Beşinci kısma geldik. Lafzın da parçası var. Mananın da parçası var. Lafız manaya delalet ediyor. Hatta lafzın da manasına delalet ediyor. Ama kasıt o lafzın o manaya delalet etmesi değil. Bu vazı da. Hayvanın atık özel ismi gibi. Hayvanın atık özel isminin, hayvan lafzı, hayvanın atık özel isminin manası olan şu şahsın manasının parçasına delalet ediyor mu? Ediyor. Şu şahsın manası hayvanın atık, parçası hayvan manası. Hayvan lafzı buna delalet ediyor. Ama özel isim vaz'ıyla delalet etmiyor. Hayvanın atık ismi takıldığı zaman bu adama özel isim olarak onun hayvan lafzı o şahsın hayvan manasına delalet etmek üzere takılmamış. Hayvanın atık olarak tek bir lafız olarak takılmış. Buna işte yine de müfret lafız olmaktan çıkmıyor. Beş tane kısım. وَاَمَّا مُؤَلَّفْ وَاِمَّا مُؤَلَّفْ Ya müfret müfrettir lafız. Lafızın parçası mananın parçasına delalet etmezse aynı vazı ile, aynı kasıt ile delalet etmezse وَهُوَ الَّذ۪ي delalet etmezse müfret, delalet ederse mürekkep. Yani müellef demiş. Neymiş müellef? La yekunu kezel. Böyle olmayan. Ey ellezi yekunul kuyudul hamse mutahakkikaten fih. Yani beş tane kaydın, saydığımız beş kaydın kendisinde gerçekleşmesi. Yani lafzın parçası olacak bir. Mananın parçası olacak iki. Lafzın parçası mananın parçasına delalet edecek üç. Aynı vazı ile delalet edecek dört. Aynı kasıt ile delalet edecek. O vazıdaki kasıt ile delalet edecek 5. Bu şekilde özetleyebiliriz. O yüzden yani sulandırmaya çok gerek yok. Zamanında birileri sulandırmış bu işleri. Bakın burada uzun uzun hepsini anlattık. Bu kadar da aslında sulandırılacak bir mesele değildi yani. Müfret, müellif. Kastımız belli yani, bu anlaşılsın. Ama şu da önemli. Bizim klasik ilim geleneğinde metodoloji çok önemsenmiş. Yani katılmadığı şeyleri bile itiraz etmiş kişi. Yani kendisi bu itiraza katılmıyor ama karşıdaki muhatap
kelamını düzeltsin, daha güzel hale getirsin diye itiraz ediyor. Bunlar da var tabii. Hepsi sulandırmak olarak düşünmemek lazım. Metodoloji çok önemli. Yani işin şekli kısmı da çok önemli. Eskiden. Bugünkü işte geçen verdiğim örnek hakemli dergilerdeki hakemlerin yani yöntem takıntısı gibi mesela. Şekil takıntısı gibi. Evet, bu da önemli bir şeydir. Yani çok fazla takmak belki de çok iyi değildir ama bu bir miktar iyidir yani. Eskilerde buna çok önem vermişler. Yani en ufak bir açıkta, hatada, önemsiz dahi olsa metodolojik olarak bu işi düzgün yapacaksın. Sen ilim adamısın. Mesajını vermiş yani. Evet, bu müellef dediğimiz lafız, müfredin mukabili olan lafızın parçasıyla mananın parçası kastediliyor, delalet ediliyor. Bu beş kayıt bunda var. Ne gibi? Keramil hicara. Taş atan lafızı gibi. Bakın, ramil hicara. Lafızın parçası var mı? Var. Mananın parçası var mı? Atmak, taş. Bak, iki tane parçası var. Var. Peki, lafızın parçası mananın parçasına delalet ediyor mu? Evet. Taş lafzı manadaki taş manasına delalet ediyor. Atmak lafzı manadaki atmak manasına delalet ediyor. Evet. Aynı vazı ile mi? Evet, aynı vazı ile. Özel isim gibi bir durum yok. Farklı bir vazı yok. Taş lafzı buradaki vazı neyse manadaki delaleti de aynı bu vazı ile. Aynı kasıt ile mi? Evet, aynı kasıt ile. O zaman mürekkep lafızdır. Fe inner rami, çünkü atan, yuradu bihi eddelale ala zati men sadara minhur rami. Kendisinden atmak sadır olan zata delalet eder. Bu zata delalet kastedilir atma, atıcı ile, atan ile. Ve bil hicara, taş ile ne kastedilir? Alel ecsamil muayyen. Belirli cisimler, şu gördüğün taşlar işte, onlar kastedilir. Fe in kulte. Tamam, bu açık zaten mürekkep lafız. Mantıkta biz mürekkep lafızla doğrudan ilgilenmeyeceğiz. Arazi olarak ilgilenirsek ilgileniriz. Önemli olan bizim için müfret lafızdır. Müfret lafız. Mutabakat ile delalet eden lafız ya müfrettir ya mürekkeptir dedik. Mürekkep kısmı bizim mantıkta çok ilgilendirmeyecek. Asıl olan müfret lafız olacak. Müfret lafız neydi? Lafızın parçasıyla mananın parçasına delalet edilmeyen lafızlardır. فَاِنْ قُلْتَ Yine metodolojik bir eleştiri gelecek. مَفْهُومُ الْمُرَكَّبْ وُجُودِيُمْ Mürekkep lafzın manası vücudidir. Müfredinki ademidir. Neden? Müfrette ne demiştik çünkü? Lafzın parçası mananın parçasına delalet etmeyen. Bakın, etmeyen. Olumsuzladık. Eden mürekkep. Tamam. يَجِبُ تَقْدِيمُ تَعْرِيفِهِ O zaman mürekkebin öne alınması gerekirdi. Ama müfrede öne aldı. Ala mefhumil müfret, mürekkebin müfretten önce zikredilmesi gerekirdi. Felime akesehu. Ebheri, neden bunu ters şekilde yaptı? Çünkü iki tane kavram tartışılacaksa öncelikle vücudiden başlanır, sonra ademi zikredilir. Çünkü ademler kendilerinde madum oldukları melekeler bilinmeksizin bilinemez. Mesela körlüğü öncelikle görmeyi bilirim ki körlüğü ondan sonra bilirim. Çünkü körlük ademdir. Neyin yokluğu? Görmenin yokluğu diyorum bak. Önce körlüğü bilirim, görmenin yokluğu, ondan sonra görmeyi mi bilirim? Hayır. Açık bir yanlış bu. Öyle değil. O yüzden eğer bir şey ademse, ademi ise vücudi olandan sonra gelmesi gerekir. Mesela adalet ve zulüm. Öncelikle zulüm kavramını bilemezsin. Önce zulmü bileceksin, sonra adaleti bileceksin. Doğduk, dünyaya geldik. Önce zulüm tasavvuru oluştu bizde. Sonra adalet tasavvuru oluştu değil. Önce adalet tasavvuru oluşur. Çünkü zulüm ne? Adaletin yokluğu bak. Önce doğruluk tasavvuru oluşur. Neden? Çünkü yalan ne? Doğruluğun yokluğu. Yanlış, doğruluğun yokluğu. Önce gerçek tasavvuru oluşur. Neden? Batıl, gerçeğin yokluğu çünkü. Ademi olanlar, vücudi olanlardan sonra bilinir. Burada da ne yaptı şimdi? Mürekkep lafız vücudi oldu. Lafızın parçası, mananın parçasına delalet eden olumladı bakın, vücudi. Etmeyen olumsuzladı, ademi.
Neden o zaman mürekkebi öne almadı? Müfredi öne aldı. Kultu. Molla Fenari diyor ki: "Lennel kast bi tasdirin lafız ila taksimi ve ta'rif zımni." Çünkü bizim lafzı taksim etmemiz, tarif etmemiz, buradaki kastımız zımnidir. Yani asıl kastımız lafzı taksim etmek, lafzı tarif etmek değil. Ve asıl kastımız ne? Manaya ulaşmak. Bir an önce manaya ulaşmak. Sağlıklı bir yolda manalara ulaşmak. Ve taksimu bi'tibari zat lel mef'hum. Lafzın müfret ve mürekkep şeklinde taksim edilmesi zata itibarlıdır. Yani bu müfret ve mürekkebin zatlarına, varlıklarına itibarlı. Manalarına değil. Ve zatul müfret, müfredin zatı sabıkun ala zatil mürekkep. Mürekkepten önce gelir. Bakın. Neden müfredi öne almış? Çünkü müfret zatı öncedir mürekkepten. Önce müfredi tasavvur ederim ki mürekkep oluşsun. Müfret olmaksızın mürekkebi tasavvur edebilir miyim? Mürekkep manayı, mürekkep lafzı. Edemem. Tamam. O yüzden müfredi öne aldık. Yani müfret öncelikle olması lazım ki müfretler aracılığıyla mürekkeplere ulaşabileyim. Ve'alem. Tamam, yine felsefi bir meseleye değinecek şimdi. Ondan sonra bitireceğiz. Bil ki ennel müfret vel mürekkep, müfret ve mürekkep lafızlar ve aksamuhuma ve aksamehuma ve onun ikisinin kısımları, mesela müfret külli ve cüz'i diye ayrılacak, külli zati arazi diye ayrılacak vesaire, bunların hepsi el atiye, gelecek olan az sonra kısımları, aksamun lil mefhum evvelen ve bizzat, ilk olarak ve bizzat mefhumun kısımlarıdır, mananın kısımlarıdır. Ve lil lafzı saniyen ve bil arad, İkinci olarak ve bil araz olarak ise lafzın kısımlarıdır. Lafzın. Yani biz aslında müfret mürekkep derken veya külli cüz'i derken, zati arazi derken aslında lafzı kısımlandırmıyoruz. Manayı kısımlandırıyoruz. O manaya delalet etmesi bakımından lafız bu sıfatları alıyor. Külli lafız diyoruz mesela. Zati lafız diyoruz. Aslında külli olmaz lafız. Külli olan manadır. Ama o külli manaya delalet eden lafzlara külli lafız diyoruz. Tesmiyeten liddali bismil medlul. Bu neye benzer? Delalet edenin, delalet edilenin ismiyle isimlendirilmesi gibidir. Mesela İşte odaya güneş girdi diyorsun. Odaya giren ne? Odaya ışık girdi. Işığı melzumu ile isimlendiriyorsun. Güneş. Bunun gibi bir isimlendirmedir yani. Gayra ennel musannuf. Fakat musannuf ebheri i'tebera taksimel mecazi. Mecazi olan taksime burada itibar etti. Neden? Takriben ila fehmil mubteri'in. Yeni başlayan öğrencilerin anlaması kolaylaşsın diye. Yoksa hakikatte nedir? Müfret, mürekkep, külli, cüz'i, zati, arazi, bunun gibi bütün o lafız taksiminin altındaki manaların hepsi aslında mananın taksimidir diyor. Burada şöyle bir tartışma var. Doğru, evet, Molla Fenari'nin dediği doğru ama müfret, mürekkep kısmında, yani bugünkü ele aldığımız kısımda gerçekten de lafızın kısmı, müfret, mürekkep kısmı. Yani müfret, mürekkepten kastımız neydi? Lafızın manası, lafzın parçası mananın parçasına delalet ederse, mürekkep etmezse müfret dedik ya. Bu lafızla alakalı bir şey. Evet, ama bundan sonraki kısım gerçekten de manayla alakalı. Çünkü lafız külli olamaz. Lafız külli olabilen sadece manadır. Başka bir şey külli olamaz. Zihinsel varlık olarak sadece mana, tasavvur, mefhum, kavram dediğimiz şey. Külli bu olabilir. Lafız külli olmaz. Lafız zati veya arazi olmaz. Mefhum zati veya arazi olur. Hayvan lafzı insanın zatisi değildir. Hayvan manası insanın zatisidir. Ama lafza zati dememizin sebebi ne? İşte bu manaya delalet etmesi açısından mecazen böyle diyoruz. Ama asıl mesele burada manadır. Bu unutulmasın.
Zaten mantıkta ele aldığımız şey manalardır demiştik. Yani lafız bil aras ele alınmaktadır. Biz delalet bahislerinden lafzi delalete geldik. Lafzi delaletten mutabakat delaletine geldik. Yani mutabakat yoluyla delalet eden lafız bahsine geldik. Mutabakat yoluyla neye delalet ediyor? Manaya delalet ediyor. Bu mutabakat yoluyla manaya delalet eden lafızın parçası delalet ettiği mananın parçasına delalet ederse mürekkep, etmezse müfret. Sonra diyeceğiz ki bu lafzın, müfret lafzın delalet ettiği mana çok sayıda şeyler tarafından ortaklaşılabilen bir mana ise külli manadır. Bunun sebebiyle de bu külli manaya delalet eden lafza külli lafız deriz mecazen. Veya bu mutabakat yoluyla delalet eden müfret lafız, lafzın delalet ettiği mana çok sayıda manalar arasında veya çok sayıda varlıklar arasında ortaklaşılamayan bir mana ise bu mana cüz'i manadır. Bu manaya delalet etmesi cihetiyle bu manaya delalet eden lafız da cüz'i lafızdır. Yine mecazi. O yüzden müfret, mürekkep evet lafızın sıfatları ama bundan sonrakiler bizzat mananın vasıfları olacak. Bil araz yani manaya delalet ettiği için o manaya delalet edince o mananın vasfını alıyor lafızda. Bil araz. Mecazen ve bil araz. Tamam. Bu da herhalde anlaşılır olmuştur. Bugün ne yaptık? Şöyle tablomuz üzerinden yine göstereyim. Bugün mutabakat yoluyla delalet eden lafızın iki kısmını ele aldık. İkiye ayrılırdı bu. Mutabakat yoluyla delalet eden lafız ya lafızın parçası delalet ettiği mananın parçasına aynı vazı ve aynı kasıt ile delalet eder. Mürekkeptir o zaman. Veya etmez. Müfrettir. Bakın tam taksim. Tam taksim yapa yapa geldik. Adım adım ineceğiz aşağı. Sonra bir dahaki dersimizde ne yapacağız? Müfret lafız. Mürekkep bizi ilgilendirmiyor şimdi. Müfret lafız yani lafızın parçası mananın parçasına delalet etmiyorsa bu durumda delalet ettiği mana çoklar arasında ortaklaşılabilen bir mana ise külli, böyle değilse cüz'idir diyoruz. Mesela Zeyd gibi. Belirli bir şahıs. Bu cüz'idir. Ama insan gibi mesela, işte hayvan gibi, cisim diyorsun. Küme içine aldığın zaman alabiliyorsan buna külli diyeceğiz. Bir dahaki derste cüz'i külli ayrımını ele alacağız. Sonra arazi zati biz ondan sonraki derste. Ondan sonraki derste de beş külli. Böyle adım adım ilerleyeceğiz. Peki bugünkü dersimiz bitti. Önümüzdeki derste görüşürüz.